Şimdi Ata Yatırım'a gidelim. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı piyasa kapanışını kendisiyle konuşacağız. Cemal Demirtaş'la. Cemal, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Yarınki PPK öncesinde bugün baktığımızda borsada iyimser havayı koruduğumuzu görüyorum. Geçtiğimiz haftadan başlayan. Dolayısıyla fiyatlamalarda neler etkili oldu Cemal? Tabii aslında biz şöyle söyleyeyim. Bir önceki faiz kararından beri diken üzerindeydik. Ve hatırlarsanız özellikle Ekim ayının sonuna göre ciddi bir baskı vardı piyasalarda. Daha sonra Ekim ayı bitti. Kasım ayı ile birlikte ekonomi bakanı değişti. Merkez Bankası Başkanı değişti. Ve önemli mesajlar verildi. Şeffaflık adına, işte piyasa bakış açılarına dikkat edileceği konusunda vesaire. Ve onunla birlikte bir ivme yakalamıştık. Dün biraz geri çekilme oldu ki bu da aslında doğası gereği. Başta çok iyimser bakanlar, işte faiz kararı beklendiği gibi olacak diyenlerin bir kısmı kar realizasyonu yapabiliyor. Daha temkinli duruş sergiliyor. Bugün de aslında yeniden bir iştah olduğunu gördük. Yani ağırlıklı bakış açısının daha olumlu tarafta olduğunu gördük. Peki yarın biliyorsunuz kritik bir faiz kararı var ama tek başına yeterli değil. Önemi şuradan geliyor. Uzun zamandır özellikle yabancı yatırımcı güveni eksi noktalardayken son birkaç haftada bu tarafta olumlu sinyaller vardı. Ve bunun da karşılığında para politikası ile ilgili ilk önemli adım atılacağını göreceğiz. Buna göre de aslında güvenin daha da arttığını ve yeniden ekonomideki diğer gelişmelere odaklanabileceğini söyleyebiliriz. Yani önemli bir kritik noktadayız ve şu anda rüzgar arkaya alınmış durumda. Çok teşekkür ediyorum. Aktardığın notlardan dolayı piyasa yorumunda Cemal Demirtaş'tan aldıktan sonra